Arkadaşlar merhaba, gelin bugün geçen yayınladığımız bu benim kayıt daralması yaşadığı mesele bir bakalım. Bu Bach'ın iki sesli envansiyonlarından piyano için yazılmış bir eser. Re minör tonunda, ondan sonra 3/8'lik ölçüde. Re minör deyince ne oluyor, ne anlıyoruz? Bütün si'ler bemol çalınacak filan. Tabii ondan sonra duruma göre işler değişiyor. Çünkü bu eserde do minör var, işte armonik minör çalıyor, re'den fa majör gamı geçiyor, la armonik minör geçiyor filan. Yani bir sürü yani. Çünkü hani bir tek re minör deyip orada kalmıyor. Oradan oraya bir müzik içerisinde bir tonal hareketlik, bir tonal plan mevcut. Şimdi bunu niye gündeme getiriyorum? Biz gitar çalışırken kendimize çıkarttığımız güçlükler hep hani belli bir eksende, belli bir kutunun içinde kalıyor. Nasıl? Mesela şunun şu parçası, yani gitarla icra ettiği. Biz onu bakıyoruz, işte akorlarını öğreniyoruz. Efendim 3-5 işte bir solosu varsa, bilmem nesi varsa onları hallediyoruz. Ve genelde fragman çalışıyoruz. Şimdi benim niyetim, yani sizler için hani bir adım daha ileri taşımak adına gitar çalışımızı baştan sona bir eser çalmak, yani bunun gibi mesela, bu bir fikir, bir cümle, başı var, sonu var, bir konu var gibi, anlatabiliyor muyum? Yani derli toplu bir fikir arz etmiş oluyorsunuz günün sonunda bunu çalarak. Şimdi tabii bunu yaparken, yani yapmaya başlarken, şimdi eser piyano için yazılmış olduğunda, gerçi bunda fazla aykırı bir durum yok. Beklemediğiniz bir takım aralıklara ya da bir takım atlamalara filan rastlayabiliyorsunuz. Çünkü piyanonun doğası bambaşka tabii. Bu nispeten gitarla çalınabilir bir parça. Önce ne yapıyorum? Mesela notayı elime aldığım zaman ilk adımım benim buna bir doate yazmak. Doate dediğim parmak pozisyonlarımı yazmak. Fingering diye de geçiyor. Doate çok sık kullanılan bir tabir müzisyenler arasında. Ona da değineceğim ayrıca. O detaylı ayrı bir konu. Doate yazmaktan kastım şu mesela. Şimdi başlayalım. İki ölçü böyle. Şimdi mesela buradan çalabileceğim bir takım notaları ben ne yaptım? Başka yerden çalmayı tercih ettim. Şimdi iki sebebi var bunun. Birincisi, mümkün mertebe boş tel kullanmak istemiyorum elektrik gitarla çaldığım için. Çünkü yani bir solo gitar mantığıyla icra etmek istiyorum. Bir. İkincisi, gelecek olan parti. Yani baştan geleyim. Konuyu aldı, bir oktav tizden getirdi. O halde nasıl olsa buraya geleceğim için, bu kısma yaklaşmak için artık şu ilk dört perde, yani birinci pozisyonda kurtulmam gerekiyordu. Baştan geleyim oraya kadar, bakın. Bir notum daha var. Şu fa la re ve sol do diyez mi çalarken notaları böyle üst üste tınlatmamaya gayret ediyorum. Değil mi? Tamam. Ondan sonra dedim aynı fikri bir oktav tizden getiriyor şöyle. Sonra bu konuyu şimdi biraz zenginleştirecek. Oradan devam edeyim. Yani bakayım 1, 2, 3, 4, 5. ölçüden devam ediyorum. Ekteki notadan bakıp tutacak bunlar. Bakalım. Şimdi ne yapıyor? O kısa süren fikri biraz daha zamana yaydı. Burada fazla teferruatlı bir şey yok. Bir yer var, şurası. Şu açıklık, şu atlama bir bela olabiliyor tempoda çalarken. Ha şu. Şimdi gelen. Şu mi do. Ben bunu ikisini birinci parmakla aldım ama böyle süsü tınlamasın diye şöyle yaptım. Abartıyorum. Tamam mı? Sonra la, la, mi, re, do. Burada beni kıllandıran tek nokta o. Bu pasajı bir daha çalıyorum 5. ölçüden.
kısım şöyle. Gibi bir şey olacak. Buradaki tercihim hani... Yine mesela buradan tercih edeyim. Nereden geliyor bakayım şimdi? Hah. Geldim ya. Re mi fa, re mi fa, sol. Sol'ü re telini alıyorum sonra. Do re mi, do re mi fa. Yani simetrik bir hareket yapıyorum. Kimisine şey gelebilir. Yani şu iki çok çabuk atlama hani akıcılığı bozuyor gibi gelebilir. Benim elime böyle kolay geldi. İşte bakın duatenin önemi bu. Siz böyle yapmak zorunda değilsiniz. Belki şöyle tercih edebilirdim. Hani bak. Dolayısıyla bu fa'dan bu sole hop diye zıplamak zorunda kalmayabilirdim. Ama bu sefer ne olurdu? Çaldığım parti 3 tele yayılmış olurdu. Bak. Yine aynısı. Bunu tercih etmedim çünkü tempoda işe yaramadı. Yani çok fazla tel atlamak, bu tip bir parti çalmaya niyetliyseniz pek fazla işe yaramıyor. Çok mecbur değilseniz, yani ben tercih etmiyorum. Dolayısıyla ne yaptı şu? Şey için faydalı, en azından birazcık stretch yapmış olursunuz. Bakayım ne yapıyor? Do re mi do re mi fa es si la sol. İşte barok dönemde o triller yani o süslemeler müziğin ya ana skorun bir parçası tabii. Yani onların da stilistik olarak çok farklı icraları var. Özellikle bu Alman okulu ile Fransız okulu arasındaki farka değinirler. Yani kimisi çok süsler, kimisi sade kalır. Dönemin notası üstünde fazla bir enformasyon bulamazsınız buna dair. Ayrıca yapılmış çalışmalar içinde belki trill anlatan, hani başka kitaplardır filan ya da usulen yapılan şeyler. Yani burası da şöyle olacak. Nereden geleyim? Hadi ben yine en baştan bir geleyim bak. Şimdi artık fa majöre taşıdı. Orada da bir tane uzun bir trill var. Ve o trillin bağlandığı bir nokta var. Bir nota bağlı. Bakın şöyle duyulacak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 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 hop. Buraya dikkat edin. 1, 2, 3, 1, 2, 3, hop, 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 hop. Tamam mı? Dostunuz sormuş o trilli çalışmak için metot var mı diye. Şöyle yapılabilir. Şimdi neticede hammer on pull off ya sürekli arka arkaya. Hammer on ve pull off çok böyle sıkı gelmeli, tamam. Mesela aldığın gitarı sırf re'yi duyur. Direkt hammer on'la. Sonra pull off. Ben de şimdi tabii şimdi şöyle tutunca alt tele yaslayayım diyorum. Şunları istemiyorum, tamam mı? O zaman hani kötü duyuluyor. Bir nispetle elimi hafif yan çeviriyorum şöyle. Önce pull off'u. Bak şu tık sesi gelsin. Bunu sağladıktan sonra bir kere harekete geçtikten sonra tel mute'la, mute'lamak da iyi fikir olabilir. Böyle böyle çalışılabilir. Yani burada yap. Bak o tık duyuluyor ya. Do. Burayı hiç kullanmıyorum. O halde
Es. Orası biraz teknik çalışma istiyor. Tabii tempoyu getirdiğimde orayı, yani hep 32'lik nota düşünüyorum. Dore 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 gibi. Ne yaptı sonra? 1, 2, 3 ölçü boyunca trilli yaptı. İlk 16'lığa bağlı, oraya dikkat edin. 19, 20, 21, 22. ölçüde ilk 16'lık bağlı. Yani 1'de 16 girmiyor. 16'lık es sonra gibi düşünebilirsiniz. Ne yaptı? Sonra biraz önce gördüğümüz benzeri bir gam fikrini başka tondan getirecek. Es, si, la, sol, fa, mi dedim. 19, 20, 21, 22'den alıyorum. İlk do'yu çalmıyorum, es diyeceğim. Es, si, la, sol, fa, mi, do, re, mi, fa, diye, sol, la. Bak, fa diyez geldi şimdi oyunun içine. Demek ki bir şeyler planlıyor, tamam mı? Es, si, la, sol, fa, mi, do, re, mi, fa, si, la, sol, fa, mi, re, do, do, re, do, 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 si, do. Aynı yerden. Es, si, la, sol, fa, mi, do'ya gidecek. Si bemol, fa natural mi re, si bemol do re mi fa sol. Şimdi la minör armoniyonu yapıyor bak. Baştaki konuyu, hani şu var ya, onu la minörden getirdi. Aynı yerden geleyim. Es. Artık bayağı bir tonaliteler arasında bir gezintiye dönüşmeye başladı hikaye. Tabii fikir hiç bölünmediği için pasajlara bölmek zor oluyor. Şimdi başka bir unsura geliyorum. Bakın, tekrar 22'den alacağım. Es. Si, do, re, mi, do, la. Ben burada müziğin bana sağladığı imkanlardan da faydalanmak istiyorum bunu çalarken. Yani hepsini böyle monoblok bir ses silsilesi olarak değil de daha böyle dinlenebilir bir hale, değil mi? Müzik sanat ya. Dolayısıyla mesela bu gelen kısımda nüans dediğimiz hadise var ya, hani mesela şey der, piyano dediği hafif çal diyor, yani ufak çal diyor. Mesela forte dediği zaman böyle kuvvetli, hani volümlü çal demek. Yani piyano forte'nin adı oradan gelir, piyano denen enstrümanı. Piyano hafif, forte kuvvetli, hepsini yapabiliyor gibilerden. O zaman burada 30. ölçüne itibaren yok olacak. Niyetim o. O zaman 22'den geleyim. Es. Şimdi aç. Ne diyor? Şimdi. Yani bu çok zor değil. Şimdi notadan bakınca rahat rahat çözersiniz. 22'den getireyim. Biraz daha akıcı çalmaya gayret edeyim, o nüansı duyurabilmek için. Es. Uğraşılabilir. Gitarda tabii çok önemli olabiliyor. Bazı notaları bağlamak isteyebilirsiniz. Hammer-on çalmak isteyebilirsiniz ya da başka bir de işte ligado çalmak isteyebilirsiniz. Onu da şurada sanki benim elime geliyordu. Bakayım. Tekrar 22 diyorum. Es. İlk iki notalarını bağlayabilirsiniz belki. Onu benim kayıtta sanki yaptım. Yani çünkü hala kararsızım. Ne yapmak istediğimi bilmiyorum. Yani o anda belki karar vermiş olabilirim ona. Yalnız o da iyi bir şey değil çünkü bu sefer sağdaki pena vuruşu bozulabiliyor. Efendim sonra ne yaptı? 36 numara bu. Lamin4'de bitirdi. Şimdi başka bir tona uğrayacak. Aynı yerden geleyim, 36. Thank you.
aynı yerden geliyorum. Bir nokta var. Dikkat çekeceğim oraya. 36 bu. İstemiyorum yine. Dolayısıyla şunu yapmayacağım yani. Susturması zor, sesler karman çorman geliyor. Dolayısıyla şimdi en baştaki konuya geri dönecek. İşte kayıtta bir mevzu sonra çok kötü geldi kulağıma. Şimdi orası da şu. Bakın aynı konu geliyor. 44 numara. Şimdi o fa re sol. O sol bağlı. Şimdi ben buradan alacağım derdiyle solu erken kesmişim kayıtta. Hatta şöyle bile olmuş. Ama müzik öyle değil. Ne yapabilirdim? O solü boş alabilirdim bu sefer. Böyle müzik aralarak daha iyi olacaktır. Siz öyle çalın. Onu şeyde düzeltirim ben şimdi. Tab'da ya da notada yazdığım notada düzeltirim. Tab da var altında. Yani rahat göreceksiniz ne olduğunu. 44 numara. Boş. Hani başta mi do birinci parmakla yaptım ya. Burada gelen la do diyezi de öyle tercih edeceğim. Dikkat edin. Şu olmasın. Tamam. Aynı yerden. Burada da bitiyor zannediyoruz. Bitmiyor. Şimdi ne yaptığı şeyden geleyim. 46. Şu re do diyezi özellikle ligado yapıyorum. Sağ elimde karmaşa olmasın diye, lüzumsuz bir karmaşa oluyordu çünkü. Ne yaptı? Şimdi finale bağlayacak. Burası önemli. Fa 2 ile si bemol 3. Do diyez 4. Tamam mı? Bak. Böyle bağlıyor. Bu üçü unutmayın. Çünkü insan şey yapıyor. Üçle basıyorsun bunu. Sonra si bemol do diyez nasıl olacak? Duete yaparken bütün amacım sol elde tekrarlayan parmak olmaması. Eseri çalarken boş yere böyle hızlı hızlı hareketler yapmaya çalışırken bir de arka arkaya parmak tekrar ederse mümkün olmaz. Yani kendinizi çok böyle panik bir anda bulabilirsiniz. Dedi.
yani şey yapın, o çaldığım kısımları anlamadığınız yeri durdurun, bir daha bakın filan, yavaşlatın. Ben de böyle çalıyorum. Temposu konusuna gelince, benim tercih ettiğim tempo bana daha böyle şey, bunu tabii piyanistler, bir de piyanist için çok 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 fazla zor bir parça değil. Dolayısıyla hani çok çabuk hızlı çalabiliyorlar. Yani... Hani... Şimdi müzik duyulmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bazen yaparlar onu, hani ben acayipim falan gibi. Yani kimi durumda önemli de olabilir. Ama bu parça üzerinde ben o kadar hızlı çalmayı manalı bulmuyorum. Çalınamaz mı? Çalınır. O tercih ettiğim, yani ben o tempoda karar kıldım. Bir de hiç nota atlamamaya dikkat edin. Yani arada pıt etti, çıt etti, atladım, ay kaçtı filan. Yok abi. Tek tek bütün notaları çalmak lazım. Çünkü daha sonra bir de basla ben bunun, ya yani piyano sol el partisinde basla çaldım. Onu da göstereceğim size. Bütün mevzu tek tek iki parti arasındaki notalardan mamul. Yani bir tanesi boşluğa düşerse gerçekten bütün eser manasını yitirir. Ona dikkat etmek lazım. Nüans yapın. Yani öyle dümdüz çalmanın bir alemi yok. İşte o mesela şu trili, yani geliyorum mesela. Ha, sanki böyle bir dinamizm katın yani icraya. Şimdi müziğin güzelliği tabii orada arkadaşlar. Yani herkes serbest. Her şey serbest. Yeter ki tutarlı bir fikir olsun. Yani baştan sona tutarlı. Bu konuyu alın, siz aktarın. İcracılığın güzelliği budur. Bazısı şey derdi, ya niye ben işte bilmem kimin eserini çalacağım, ben kendi bestemi yap onu çal. Tamam dostum, sen öyle yap da hani müziği anlamak adına önemlidir. Diğer taraftan, bak şimdi mecbur kalıyorsun mesela bilmediğin mecralara atılmak falan gibi, o bir takım korkularınızı yenmenize de yardımcı olacaktır. Yani o nota nerede, bu nota nerede diye. Al bak buraya. Tabdan çalışıyorsanız da, ben notada böyle alt alta yazdım onları, şöyle. Tamam mı? Arada gözünüzü notanın yazdığı kısma da kaydırın. Ha bu arada hangi perdeye basacağınız bilgisi de var. Hangi parmakla basacağınız da çok önemli bir bilgi. Şimdilik bu kadar. Sorularınız olursa aşağıya yazın. Ben okuyor olacağım. Ona göre ilerleriz, devam ederiz. Görüşürüz baba.